Yazık sana Çandar. Kendine sultanım diyen bir körpenin maskarası ol. Osmanlı'ya vezir olmak Bizans'a değnek olmaya benzemez Orhan. Buraya kiminle geldiğini biliriz. Kudretli vezir. Bu çocuktan sultan olmaz. Hakkım olanı almaya geldim. Bunu sen de biliyorsun. Ama usule uyalım. Şartlarını söyle. Şart. Yok. Sultan Mehmet Han'ın adaletine sığınacaksın. Yüce eşeğini öpüp hakkında vereceği hükme rıza göstereceksin. Teslim olduğumda bir yay kirişinde nasıl can vereceğimi de en iyi sen bilirsin. Memaliki Osman'da benim istemediğim kimse ölmez Orhan. Aynı şeyi babam için söylemişti. Kasım Çelebi babama değil, kendi hırsına güvendi. Ama akıbetini ikimiz de biliyoruz. O vakit bildiğin sana ders olsun. Bilmediğin de sana Çandarlı. Ardında saf tuttuğun o Mehmet bir gün senin sonun olacak. Şehadet de var. Aa. Her şey Şehabettin soysuzun başının altından çıktı. Sen karartma içine. Yıkma kaşını. Ötesi olsa derim elbet. Sultan bizi bilerek öne sürdü paşa. Saklama benden. Sen git. Ustalarını teftişe gidecekmiş ha? Terakki müftelası. Yeni silahları pek sever. Heyecanını ver. Macerili hakkında. Gençlik dersinde ne yapacağını kestirmek zorlaşıp oldu. Aklında ne var acaba? Hangi ailesini saldı? Zannımca Macar seferine güçlü toplarla çıkmak ister.
seni korkutmaz mı paşam? Yeni silahlarla her bir şey yapabileceğini sanır. Ya. Telaşa mahal yok. İpleri benim elimde. Öyle dersin. Dersin ama tahta oturan Sultan Murat'ın sana emanet ettiği Sabi değil paşam. Kudreti her geçen gün artar oldu. Kudret. Töredir. Gelenektir. Malumattır. Kudret. Tahta çubuğa cam mercek takıp yüz arşın ötesini görebilmek değil. Olmadığın yerde olup yüz yıl sonrasını bilmektir İshak. Mehmet de bunu öğrenecek. İyi o zaman paşam. Macar İmparatorluk Naibi Yanoş tam burada. Budi'nin cenubunda. Ancak hala rahat durmuş değil. Sesi soluğu çıkmaz olduydu kafirin. Muradı nicedir? Çaşıtlarımızın malumatına göre Vatikan'la yol tutarmış. Zannımca ittifak peşinde. Evvel davranıp Macar seferine çıkarsak yeni bir Katolik birliği kurulmadan tepesine çökmüş oluruz. Hünkârım. Varna'daki hezimetten sonra muhtemel bir ittifakın kurulması birkaç yıl alır. Debelensin bakalım. Katoliklerden öte Ulahlar ve Arnavutlar da var sultanım. Bogomiller, Gregorianlar, Ortodokslar derken mezhep ayrışması her geçen gün derinleşiyor. Bir araya gelmeleri çok zor. Kafir kısmı menfaate bakar. Defaatle gördük bunu, öyle değil mi? İttifak olduklarında ne olduğunu da gördük. Öyle. Ama emin olamayız. Sadece Sırplar bile Yonaş'ın harekete geçmesine yeter. Onun da tedbirini aldı. Nasıl anma Esat Paşa? Şüphesiz mutlak öyledir sultanım. Ancak Macar'a saldırmanın en doğru vakti bu vakittir. Vakit doğru. Saldırmak da öyle. Ama istikamet yanlış paşa. Ne zaman yüzümüzü garba dönsek bizi sırtımızdan vuruyorlar. Öyle mi? Dün Orhan isyanında gördük. Beni canımdan, kanımdan bir adamla durdurmaya kalktılar. Yarın yine ortaya çıkabilirler mi? Bu mümkün mü? Mümkün. Neden? Çünkü Memaliki Osman denen bedenin ortasında bir maraz gibi yaşayan Bizans var. Mefkuresine inandığım nizamı alemin önündeki bent burasıdır. Eğer Osmanlı daha da kudretlenip bir devleti Aliye olsun istiyorsak buraya yürümeliyiz. Resulullah'ın müjdelediği şehre. Bir kızıl elmamız. Konstantiniyye. Bunun imkansız olduğunu daha önce acı tecrübelerle müşahede ettik. Adem evladı bu surları aşacak böyle bir ordu toplayamadı. Öyle büyük bir ordu kuracağım ki o kadim şehir böylesi bir orduyu görmemiş olacak. Tarih denen aksakallı nicesini anlatır. Avar hanlarından Osmanlı hakanlarına değin denediler. Hem de 32 kez. Bunca devlet, bunca emir yıkamadı usulları. Neden? Çünkü ellerinde usulları yıkacak bir top yoktu. Üstelik bu kuşatmanın maliyeti belimizi büker. Paşa. Onca çeri, alet, edevat, donanma. Hafazanallah, bunun altından kalkamayız. Paşa. Bir de yeniçeri var tabii. Asker Nemçe'ye, Macar eline sefere çıkmak ister. Üstelik Haçlı seferlerini durduran kudretli babanız Sultan Murat Han bile yapamadı. Olmadı. Git.
Ben Sultan Murat değil, Sultan Mehmet'im Paşa. Beni babamla karıştırma. Zira ikna edilmiş adamlarla değil, inanmışlarla yürür. Ben bana bende olduğu için Konstantiniyye'yi fethetmek isterim. Resul'ün muştusuna nail olmaktan başka gayem yok. O kutlu kumandan ben olacağım. O güzel asker benim çerilerim. Defterler ağa. Emredin hünkârım. Katiplerini topla. İnce çalış. Bakalım Konstantiniyye Kızıl Elması neye mal oluyor? Görelim. Emir baş üstüne sultanım. Değiştiğini sezdim. Sezdim ama hani ben bile bu kadarını beklemezdim paşam. Kör gözünü açtı. Evvel değneğini kırdı İshak. Hep bu Şahabettin ve Zanos'un işleri. Yani zehirli fikirleriyle etkilediler sultan. Hala tanımamışsın. Beni dinlemeyen Mehmet, Zanos'la Şahabettin'i dinler mi sanırsın? Dersin. Dersin ama... Ya Konstantiniyye fikri? Ha? Nasıl palazlandı böyle biz Macar seferi beklerken? Elimde büyüdü. Onu ben büyüttüm. Konstantiniyye'nin fethini hoş bir hülya zanneder. Bilmez ki devleti uçuruma götürecek kabustan başka bir şey değildir. Ey gidi koca Sultan Murat. Bizi kimlere maskara ettin? Gel de gör. Hülasa-i kelam, hadise bundan ibarettir paşam. Toy dediğimiz sultana bak. Aklı sıra Şahabettin'i parlatır. Yok. Onun niyeti Şahabettin değil. Ya nedir? Mehmet bilir ki, ocak benim arkamdayken Konstantiniyye seferi hayalden öteye gitmez. Sen ne dersin bu işe Doğan ağa? Bu cenk meydanı bize insan denen cinsi tanıttı paşa. Gözünde endişe halinde korku yoktu. Belli ki güvence almış. Elim varmıyor ama bana kalırsa Şahabettin. Ne? Sadrazamlığa oynar. Bir emriniz var mı paşam? Ben namazımı kılıp yatacağım. Sen de istirahat et Bahadır.
severdi ama... ben daha ziyade Amasya elmasını severim. Nasıl girdin buraya? Pişmiş haşa sokatma. Elzem bir şey derim. Otur. Dinle. Karnı geniş. Kabuğu ince olur Amasya elmasının. Kara medresede talebeyken... çok yerdik. Misket der Amasyalılar. Bildin mi? Misket. Eti gevrektir. Suludur. Hafiftir. Neden geldin buraya? Elmadan gayrısını paylaşmayacağımı gör diye geldim. Recep Ayı ve Zilhicce Ayı'nın defterlerini de getirin. Onlara tekrar bakacağım. Sadrazam Hazretleri. Dalmışım. Kusuruma bakmayın. Kuşatma hesabı... zorlu gidiyor anlaşılan. Defterler ha. Ortalık toz duman. Gün yüzü görmemiş defterleri dahi çıkarttık paşam. Ama toparladık sayılır. Durum nedir? Hazine kuşatmaya el verir mi dersin? Allah'ın izniyle hazinemiz zorlansa da bu kuşatmayı da kaldırır paşam. Konstantiniye kuşatması mı? Yenice önünde Orhan'ı kıstırmaya benzemez. Hesaplar yalan söylemez paşam. İsterseniz buyurun beraber bakalım. Yok. Bakmam. Çünkü... bu defterlerde... Meriç sayfiyesindeki köşklerle... bedestende evlatlarını aldığın gedikler yazmaz. Olur mu öyle şey paşam? Estağfurullah. Olur. Olur. Zaten kalem her şeyi yazmaz, biliriz. Biz her şeyi biliriz ama bir kenara yazarız. Öyle ulu orta değil. Ben derim ki, sen iyisi mi?
Bu defteri kapat. Yeni bir defter aç. Yenisini aç ki ben de eski defterlerini kapatayım. İyi de paşam, sultanımıza ne deriz? Galiba bizim düştüğümüz hataya ahali de düşer sultanım. Onlar da maksadınızı anlamakta acizler. Üstelik lafın ardını getir paşa. Üstelik Yeniçeri Ocağı'ndan cılız homurtular yükselir. Ne yaptığını bilemeyen gafillerin işi. Haşa ve summa haşa kararlarınızı sorgularlar. Ne konuşurlarmış? Bilirsiniz, bizi severler, sayarlar. Gittim konuştum. Konuştum ama beni de dinlemediler. Endişen nedir paşa? Açıkçası galeyana gelip kazan devirmelerinden korkarım. Demem o ki ya siz ocağa uyacaksınız ya ocak size. Bilirsin paşam, hükmetmek kaplanın sırtında gitmektir. Sıkı tutunursak her şey güzel. Lakin inersek o kaplan o vakit bizi parçalar. Yeniçeri şirmencidir. Sırtından inmeye gelmez. Doğrudur. Doğrudur. Macar seferi hususunda da Konstantiniyye kuşatması bahsinde de ayrı düştük. Benim de eksikliklerim, hatalarım oldu. Ama kim bilir, belki Şahabettin'in ocağı benim yerime göndermesine içerlemiş olabilirim. Yine de olan biten bunca rezilliğin önü baştan alınabilirdi. Ama yapamadım. Ocak evladımdır. Huyunu suyunu bilirim sanmıştım. Bize değilse de
önce şu hedanın kan hakkı olan devletinize. Aranızdaki hainleri tek tek bilirim. Ekmek yediği devlet kapısına tüküren zorbaların hepsi azabımı tadacak. Ama imdaranızdaki masumlara seslenirim. Hepiniz sadakat üzere olmaya and içtiniz. Şahı Horasan kapısından geçerken ikrar verdiniz. Hakkı. Bu mudur ekmek hakkı? Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki payitahtımı yıkmanın ne demek olduğunu cümle cihan öğrenecek. Şimdi size son kez bir fırsat. Sultan kapısından bir merhamet sunarım. Kılıçlarınızı bırakıp adaletime teslim olun. Galiba teslim olacaklar.
sana bıraktığım devleti. Düşürdüğün hale bak. Belli eder kendini. Şehzademize layık olduğu aşikardır. Ne de olsa yalasıyım İshak. Bana da böyle bir hediye almak yaraşır. Şehzademizle hasreten ilgilenmeniz gözlerden kaçmıyor paşam. Bugün değilse de yarın Ali Osman'a bir sultan gerekecek. Al bakalım. Eksik vermedin değil mi? Akçe'de akıbetini mi gördün İshak? Ne bu şaşkınlığı? Daha fenası paşam. Ne ola ki? Sultan Mehmet ha? Aman beyim, benim bir kusurum yoktur. Venediklerle yaptığım ticaretten kazandım. Hepsi bu kadar. Buyurun.
Nedir ahvali? Gerekli müdahaleleri yaptık şehzadem. Geldiğinden daha iyidir ama yarası derin, dinlenmesi gerek. Yıldır Saruhan'da olan şehzademiz hala rahat durmaz. Sen dediydin de ben yabana attım. Lakin bu göz ardı edilebilecek gibi değil. Bu aleni isyan paşam düpedüz baş kaldırmadır yahu. Acep. Acep sultana haber etsek. Hemen üşüşmeyiz Hak. Aceleci sinek süte düşer. Doyayım derken öyle bir boğulur ki yedi düvele maskara olur. Hele bir Murat Han şu sünnet doyunu savsın. O zaman göreceğiz sultan kimmiş. Akçe dökmek neymiş. İnşallah paşam. İnşallah. İnşallah. Sindi sindaşım. Aldı avdaşım. De bana canlarlı kardeşim. Biz bu Mehmet'le ne yapacağız? Ah hünkârım. Kurt balası kurt olur. Uluma desek olmaz. Dalama desek olmaz. Pençesi paçamıza dolanır ama. Onu ne edeceğiz? Yelesine yapışmaya gelmez. Handır, toydur. Yozluğunu yüzüne vurmamak gerek sultanım. Hamza bilsin, toysa ersin. Boşuna mı gönderdik sancağı Mehmet'i? Eredik kafiri bile belasından yaka silker. Hünkârım, Akşemseddin'den uzak tutalım dediydim de beni payladıydınız. Vallahi Marazan'ın kökü ondan çıkar. İşine gelmediğinde beni bile dinlemez. Yüreğine hoş etmese Akşemseddin'e kulak verir mi sanırsın? Öyle, öyle orası. Yoksa kendi adına hutbe okutup vezir halkası kurar mıydı? Beyin töresine diyeceğim yok hünkârım ama ahi eşrafı toplayıp hüküm vermesi icap etmezdi. Bunlardan benim neden haberim yok? Evvelinde yok yere yüreğiniz kabarsın istemedim. Ahirinde de baba oğul töresinden icap ettim. Ama takipten beri kaldım sanmayın. Kendi adına Sultan Tamgalı Akçe bastırmış. Gelen ulağından giden tacirine kadar herkesin kafası karışık. Yüce eşiğinizden edep. Estağfirullah. Biz hangi sultanın töresine uyacağız derler. Saruhan'dakinin mi? Edirne'dekinin. Estağfirullah. Hasodabaşı! Tez! Vali Bey'e ulak çıkar. Fermanımı gönder. Buraya getirsin.
Sancınık, Zemberek, Koçbaşı ve dahi envai çeşit zırhlar hazırlattım paşam. Desene, tedarik kuvvetli ha? Hamdolsun paşam. Maşallah. Tam tekmil hazırlanmışsın. Kurtçuğa. Peki evlatlarımın maneviyatı nasıldır? Bu koç yiğitler analarından savaşmak için doğmuş paşam. Eloğlu ecelden kaçar, eroğlu ecelini kovalar. Lakin sen bizi bizden iyi bilirsin paşam. Bunca orta, bunca çeri kolay mı geçinir? Henç ister, büyük sefer ister. Meraklanmıyorsun. Sultan Murat Han Yeniçeri kullarını darda koymaz. Ancak işittik ki Şehzade Mehmet payitahta çağrılmış. Sultan Murat Han üç alemli tuğu Mehmet'e verirse o vakit biz ne edeceğiz? Ardında mı savaşacağız? Sen böyle şeylerle aklını bulandırma. Has dur kafi. Biz nerede durman gerektiğini sana söyleriz. Mehmet'e gelince bu vakitten sonra Ocaklı cenk meydanında değil. Yalnızca musallada Mehmet'in ardında saf tutar. Hünkârım. Bali Bey eli boş gelmiş gibi görünüyor. Umarım şehzademiz gazabınızı haber alıp firar etmemiştir. Eğer böyleyse bu. Mehmet meselesine geleceğiz. Paşam. Vaziyet nedir? Sen onu de. Uzun vakittir tehir ettiğimiz sefere hazırız hünkârım. Macar kafirini boğmak için kudretimiz yeter de artar bile. Rumeli ötesindeki prensipler peki? Onlar kimden yana saf tutarlar? Evet. Her şeyi tahmin ettiğimiz gibi. Yani? Ya. Yanoş namlı kafir onlara da etmedik eza bırakmamış. Onlar da baş olarak Erdal Prensi'ni seçip huzurunuza göndermişler. Burada mı? Huzurunuza çıkmak için desturunuzu bekler. Erdal Prensi. Erdal Prensi. Thank you.
Sözün kısası Macar İmparatorluk naibi zalim Yanoş zulümleriyle herkesi yıldırdı sultan. Ya diğerleri? Onlar ne düşünür? Bohemia, Boğdan ve Toten şövalyeleri hepsi ittifak halindeler. Ordunuz meydana indiğinde tüm kuvvetlerimizle saflarınıza katılacağız. Hala. Çandarlı. Sen ne düşünürsün Çandarlı? Hünkârım. Prenslikler safımızda olacak ise Anadolu sipahilerini dahi beklemeye gerek yoktur. Allah'ın izniyle Yeniçeriler ve Serhat boylarındaki akıncılar Macar kafirini boğmaya yeter. Vakit kaybetmeden sefere çıkılması elzemdir. Demek sefer dersin. Beli sultanım, beli. Bu hususta diyeceği olan biri daha var. Bir de onu dinleyelim bakalım. Manisa Sancakbey, Şehzade Mehmet. Hülasa böyle olunca Bizans tahtına da bize can borcu olan Demetrios geçecek. Tüm olanlar bundan ibarettir sultan. İttifak çağrısıdır. Mehmet gelmeseydi zayıf bir orduyla sizi Kosova önlerinde tuzağa çekecekti. Mehmet atalarının huzuru üzerine yemin etti. Ben de size canıma karşılık bildiklerimi anlattım. Bu haydut yalan söyledi. Böyle bir korsana mı inanacaksınız yoksa bana mı sultanım? Yanoş. Sultanım Yanoş. Tehdit etti bizi. Merhamet sultanım. Sultanım merhamet. Cezasız kalmaz. Hiçbir aptallık da cezasız kalmaz.
yarar. Sana yaramış Mehmet. O da var mıydı içlerinde? İvedilikle oğlak çıkart. Erdel'den bize yanlış haber gönderen muhbirin akıbeti. Çanlar. Toprağa kanla böyle mi doyurursun? Hünkârım bağışlayın. Burada olduğunuzu kestiremedim. Benim nerede, ne zaman olacağımı kimse kestiremez. Sen bile. Hünkârım, merhametinize mazhar olabilmek için bu işte kimin ve dahi neyin dahi... İzahata acet yok. Tafsilatı malumumdur. Ama rehavete de mal yoktur. Çandar. Yeniçeri kullarımla aran nasıl? Büyük bilirler. Sözümüze itimat ederler hünkârım. Sen de onların sözlerine itimat eder misin? Gülbankların derim. Her gün sabah akşam yankılanan nidaları sorarım. Nice kelleler gider. Soran olmaz derler. Ne diyor bilir misin? Bale sultan. Çünkü kesilen kellenin içinde akıl artık noksandır. Gafletle hıyanet arasındaki hudut çok incedir. Sen bu ince çizginin üzerinde dolaşıyorsun. Çandar. Diğer Gamol, Çanlar'la beni de düşün. Divanımın içine bir hain mi sızmış diye kedere kark olmuşken. Vekili mutluğum. Menzili azamım. Meğerse gaflet içindeymiş de yok. Teselli bulurum. Bir daha bulmam. Hatan tekerrür ederse bir daha sefere gidecek kelle seninki olur Çandar. Paşa. Paşam. Bale, hünkârım. Divan-ı Hümayun bizi bekler. Ha, bale hünkârım.